diğer insanların alışık olduğu şeyleri görememek korkunçtur. Ama bazen şanslı olanlar için küçücük bir ışık hüzmesi deler zifiri karanlığı ve onlara güzel günlerin geleceğini müjdeler. Bir şey görebiliyor musunuz? Işık, ışık görüyorum doktor bey. Hepsi o kadarcık mı? Şu an ancak o kadarını görebiliyor. Ama iyileşme başladı demektir. Yakında her şeyi eskisi gibi görmeye başlayacak. Böyle belli belirsiz şekiller görüyorum hayatım. Aşkım, aşkım beni görebiliyor musun? Görüyorum. Sen saçlarını mı kestirdin? Böyle kulakların çıkmış ortaya. Ay Kudret o doktor, o ben değilim. Ha. Ben buradayım. Olsun be hayatım. Sonunda bir şeyler görüyorum ya. Allah'ıma şükürler olsun. Böyle sanki yeniden doğmuş gibiyim. Ay o kadar mutluyum ki. Önümüzdeki birkaç gün gözleri çok hassas olacak. Evde ani ve keskin ışıktan kaçının. Dışarı çıktığında ise mutlaka koyu renk camlı güneş gözlükleriyle. Tamam doktor bey, biz şu an çok heyecanlıyız. Bizi yalnız bırakın. Sonra konuşuruz. Vallahi şimdilik her şey daha böyle çok bulanık. Yani sadece gölgeleri, şekilleri ayırt edebiliyorum ama. Bak vallahi ayırt ediyor ya, maşallah maşallah. Allah kimsenin ışığını söndürmesin. Amin amin. Gözün aydın be Kudret. Sağ olasın, eksik olma. Çok uyudu bu gözün aydın Kudret. Atasözleri ne kadar uyumucuk. Vallahi Gülşah sağ olsun. Yani o kadar sabırlı, o kadar fedakar davrandı ki. Böyle insan değil sanki, melek melek. Allah cezanı vermesin Kudret. Niye çıkardın güneş gözlüğünü yine? Doktor kaç kere söyledi sana fazla ışığa maruz kalmayacaksın diye. Al, al hayatım, al ben seninkini karıştırdım. Cennetten bir melek sesi duyuyorum sanki. Kudretçim bak, benim artık kör koca mesaim bitti. Bundan sonra doktorun söylediklerini harfiyen yerine getireceksin, o kadar. Tamam hayatım, tamam. Şu gözlerim bir iyice açılsın. Hepinizi yemeğe davet edeceğim. Şöyle güzelce bir donatırız sofrayı, etler, sütler falan. Bir de bir kaba Safiye Hayla planı koyduk mu tam olur. Ay o kadar severim ki Kudret. Ama plak, bir kap kalmadı artık. Serileri var onun. Bende var, var. Babamdan yadigar. Vallahi çok değerlidir. Durun durun göstereyim ben size. Nostalji. Nostalji albüm yapıyorlar ya işte, bu plaklardan alıyorlar hep değil mi? Vallahi buldu yerini. Bakın. İmzalıdır da. Ha. Ha bu şey. Safiye Hayla. Evet. Kocaman bir S harfi var. Vallahi Gülşah'la kızların bir yana hayattaki en değerli varlığımdır bu. Ay tabii ben bunları bilmiyordum hayatım. Ben öyle saçma bir merak uğruna saklıyorsun zannediyordum. Olur mu canım öyle şey? Bana babamdan, ona da babasından kalmış. Yani dediğin gibi olsa böyle işsiz zamanında para diye yırtındığımızda sat gitsin derdim değil mi? Kudretçim, senin göz damlası vaktin geldi. Sen banyodan yerini bulursun değil mi? Bulurum hayatım, bulurum. Hadi. Hadi, bana müsaade. Hadi canım, ay. Ne yaptın kız? Ay ben o plağı sattım. Allah, sen ne yaptın? Dededen babadan yadigar şey satılır mı hiç? Ne yapayım, mecbur kaldım. Çocuklara okul için bir şeyler lazımdı, para yoktu. Sattım ya. Kızım bir de adamın gözü görmüyor. Kulağı sağır değil ki. Kocaman Nuri sesi güzel yazıyor. Hadi taksa plağı ne yapacaksın? Cesaret sendeki de. Ay. Kime sattın hatırlıyor musun? Antikacının birine. Ay. Yok yok ben bulurum onu. Alo efendim Ömer. Sen de. Ne? Ne diyorsun? Elif'in oğlunu içeri mi almışlar? Aa. Tamam, tamam geliyoruz. Hadi gidelim. Hadi, hadi siz gidin, siz gidin. Sonra tamam, bana canım. Anlatırsınız tamam mı? Ben şunu halledeceğim. Hay Allah ya. Nasıl gelmedi? Ben mi dağıtacağım bu ilanları? Bugün yarın bütün ilanların dağıtılması gerekiyor.
Bilmiyorum abi, aradım, gelemiyorum, hastayım dedi. Ben de tek başıma artık. Tek başına nasıl yetiştireceksin? Ara, çağır çabuk gelsin. Yoksa işten atarım onu. İyi günler. İyi günler. Remzi Bey'e bakmıştım. Ne vardı? Siz misiniz? Evet. Hani şu köşedeki antikacıdan imzalı Safiye Ayla plağı alan Remzi Bey'siniz değil mi? O musunuz? Evet. Ha, benim bir maruzatım olacaktı da. Şimdi o plağı ben satmıştım. Ama geri almam lazım. Yani elim çok darda kaldığı için mecbur kalmıştım satmaya. Ama meğer o plak benim kocamın babasından, dedesinden yadigarmış. Şimdi onu çaktırmadan geri koymazsam eğer çok zor durumda kalacağım. Eğer bana yardımcı olursanız, ne kadar ödediyseniz ben daha fazlasını ödesem. Abi aradım. Gelemiyorum, hastayım dedi. Lan bu ilanlar dağıtılmadan. Hanımefendi, size o plağı geri verebilirim. Para falan da istemem. Ama sizden bir ricam var. Buyurun. Yani yapabileceğim bir şeyse. Kolay kolay. Bu kostümün aynısını giyeceksiniz ve bizim bu broşürlerden dağıtacaksınız. O kadar. Aa, yok. Yani bir plak için herhalde böyle bir maskara olacak değilim. Yok. Tövbe tövbe. Ay, güzel kızlarım benim. Melek yüzlü kızlarım benim. Aa, Kudret? Ne oldu? Gülşah, görebiliyorum artık. Evet, artık renkleri, şekilleri, her şeyi ayırt edebiliyorum. Ay, ne? Aşkım, harika bir haber bu. Artık kızlarımın yüzünü, ilk defa senin güzel yüzünü görüyorum. Dilara aynı anneme benzemiyor mu? Benziyormuş değil mi? Benziyor. Baba, ben dansımı yaparken beni görecek misin? Göreceğim tabii yavrum. Yaşasın! Bu Allah'ın bize bir mucizesi. Ya. Senin güzel yüzünü görebiliyorum. Ay. Evimizi görebiliyorum. Televizyonu, müzik setini. O dandik şey de ne be? Ben eve koskoca ses sistemi almıştım. Ay, o şey, aşkım, ben doğalgazı ödeyebilmek için onu satmak zorunda kalmıştım. Sana da söyleyememiştim tabii ama kızmadın değil mi? Ya canım, niye kızayım? Şurada dünya gözüyle ilk defa ailemi görüyorum. Kıytırık eşya için moralimi bozacağım? Değil mi? İyi. Oh, çok rahatladım. Benim de içime dert olmuştu. Ne dert olmuştu? Şu senin Safiye Ayla plağı var ya, ben onu da satmak zorunda kaldım. Ne? Yani yine bizim için tabii. Hani güç durumunda kalınca. Safiye Ayla plağımı mı sattın? Ama kızmazsın herhalde yani. Kızım, o plak bana babamdan kalmıştı. Babama da onun babasından. Ben tabii bunu bilmediğim için. Gülşah'cığım, bak, bugün ailemiz için çok önemli bir gün. Onun için sinirlenmeyeceğim. Ama o plağı kime sattıysan, onu buluyorsun ve plağımı bana geri getiriyorsun, anladın mı? Ama benimle nasıl böyle konuşursun Kudret? Ben yıllarca bizim için, ailemiz için çalışıp didindim. Bugün başımızın üstünde çatı varsa, mutfakta yemek varsa benim sayemde. Sen şimdi bir plak için nasıl benim kalbimi kırarsın? Anlamıyorum. Hayatım, ben sana ne dedim? Ne istiyorsan sat. Sadece iki şeyimi satma dedim, değil mi? Biri Safiye Aile plan, bir de saatim. Saatini satmadım. Kolumdan alamadın da o yüzden. Yoksa onu da çoktan okutmuştun ama. Gülşah, bak, o plak neredeyse gidiyorsun, buluyorsun ve bana geri getiriyorsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.